Paradise Yazılım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Windows 11 işletim sistemlerinde otomatik güncelleştirmeyi duraklatma ve kapatma işlemini sizlerle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Windows 11'de çeşitli sebeplerden dolayı işletim sisteminizin otomatik güncelleştirmesini kapatmak isteyebilirsiniz. Ben şahsen kesinlikle güncelleştirmeleri kapatmanızı önermiyorum. Daha doğrusu bilgisayarınızın, işletim sisteminizin sürekli güncel olmasını öneriyorum. Fakat işletim sisteminizde zamanlı zamansız arka planda güncellemeler olabiliyor ve bu internet hızınızı etkileyebiliyor. Bu ve bunun gibi sebepler için kapatmak isteyebilirsiniz. Kapatmak için bu videoda sizlere iki farklı yöntem paylaşacağım. Birincisi, sol altta başlata tıklıyoruz. Ayarlara giriş yapıyoruz. Windows Update'e giriş yapıp burada belki de çoğunuz biliyorsunuz burayı 5 hafta için duraklat olarak ayarlayıp duraklatabiliyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi Ocak ayının sonuna kadar benim güncelleştirmelerim duraklatıldı. Daha sonrasında ben açmak istiyorum dediğinizde güncelleştirmelere devam et diyebilirsiniz. Ya da bu tarihe geldikten sonra yine aynı işlemi yaparak güncelleştirmelerinizi duraklatabilirsiniz. Yani otomatik güncelleştirmeyi kapatmış oluyorsunuz. Kesinlikle arka planda güncelleştirme yapma gibi bir durum olmuyor arkadaşlar. Dilerseniz bu işlemle işinizi görebilirsiniz. Ben daha kalıcı bir işlem istiyorum diyorsanız şimdi göstereceğim adıma geçebiliriz. Bu adımımızda videonun altında açıklama kısmında sizlerle bir link paylaştım. O linke giriş yapın. Açılan sayfada bir text dosyası indireceğiz. Bu text dosyasının içerisinde bir kod olacak arkadaşlar. Siteye giriş yaptıktan sonra aşağıdaki dosyayı indir butonuna basın ve indirmiş olduğunuz text dosyasını şu şekilde hızlıca masa üstüne alıyoruz. Masa üstüne aldığımız dosyanın içerisine giriş yapıyoruz. Burada dediğim gibi kodlar mevcut. Kodların da ne işe yaradığını hep birlikte birazdan göreceğiz. Şu şekilde tüm kodu kopyalıyorum. Bu text dosyasında işimiz bitti. Şimdi ise başlata tekrar giriş yapıp not defteri yazmamız gerekiyor. Not defteri yazdık. Yeni bir not defteri açtık. Az önce kopyaladığımız kodları buraya yapıştırıyoruz. Soldan dosyaya giriş yapıp farklı kaydet diyoruz. Masa üstünü seçip buraya win11.reg, sonunda reg olması önemli, kaydet diyoruz. Buradan da çıkış yapabiliriz ve görmüş olduğunuz gibi bir reg dosyası oluşturduk. Oluşturduğumuz bu dosyayı çift tıklayacağız. Evet diyeceğiz ve tamam diyerek işlemi tamamlayacağız. Şimdi ne yaptığımızı hep birlikte görelim. Başlata giriş yaptım. Ayarlara giriş yaptım. Solda Windows Update'e giriş yapıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi az önce maksimum 5 hafta boyunca duraklatabiliyorduk. Ve şu anda 2111 tarihine kadar bu tarihi, bu işlemi kalıcı olarak kabul edebiliriz. Windows 11 işletim sisteminde otomatik güncelleştirmeleri kapatma işlemi bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.